Yok öyle. Bana yapmadığım bir pisliği bulaştıracaksınız. Alçakça iftira edeceksiniz. Ben de göz yumacağım, öyle mi? Sana iftira eden yok delikanlı. Bu kadın seni bizim hayvan damıda Fadime ile buluşurken görmüş. Fadime de her şeyi anlattı. Yalan bu. Adice bir yalan. Ben Fadime ile bir şey yapmadım. Yapmadığını Fadime kendi kendine mi hamile kaldı ha? Karnında 2 aylık veledin var, senin veledin. Ne demek Eşber Ağa? Burası senin evin. Buyur, başımızın üstünde yerim var. Sağ ol Rıfat Bey. Fadime bizim emanetimiz. Biraz rahatsız. Fadime? Yok. Gitmiş. Gidebileceği bir yer var mı? Bir yakınınız, akrabanız. Biz 2 garip kardeşiz. Kimimiz kimsemiz yok ki. Gözünü 4 aç Vahit. Kuş uçmasın, anladın mı? Anladım beyim. Allah Allah, kim arar bu saatte? Alo. Alo Sedef, ben Fikret. Fikret? Ya. Efendim. Ne oluyor? Hayırdır komutanım? Kusura bakmayın, size özel bir şey değil. Bütün köyde arama yapıyoruz. Niye? Ne oldu ki? Tamam, teşekkür ederim. Toplanın çocuklar, gidiyoruz. Bak Azam, aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Olan oldu, biten bitti. Senle beraber Meryem'in evine gitsek. Mihriban'ı istesek babasından. Allah, Allah, Allah! Bismillah, bismillah! Allah, 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 Allah! Bismillah, 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 bismillah! Çıkın arkadaşım! Ne yapıyorsun lan? İyiyim hükümet, sen ne yapıyorsun? Dua ediyorum. Allah, 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 Allah! Bismillah, bismillah, bismillah! Eğer her şeyin yalan olduğunu ispatlamazsan bu köyü terk et Mihrali. Herkes yüzüne tükürür senin, anladın mı? İspatlayacağım Solmaz, göreceksin. Hamileyim ben. Ne? Ne dedin sen? Hamileyim. Karnımda bir bebek var. Ne demek bu biliyor musun? Anam beni niye buraya gönderdi zannediyorsun he? Doğru mu kız bu söylediklerin? Ya Mihral'in dedikleri doğruysa? Bana söylerdi o zaman. Gözümün içine baka baka söylerdi. Hiçbir şey demeden gitti. Kız belki de Fadime zorladı onu. Nereden biliyorsun? Mihral'i bir an şeytana uymuş, sonra da pişman olmuş olamaz mı? Yoksa niye Fadime'yi bulup konuşturacağım desin? Sen Fadime'nin nasıl şeytan olduğunu bilmiyor musun sanki? Ne fark eder ki? Haklısın. Öylesi de berbat, böylesi de. Mihrali'ye yama. Git onun başına tebelleş ol. Senin de kurtuluşun burada. Yoksa ya o karnındakini ya da seni parça parça ederim. Başka yolun yok Fadime. Sana gelme demiştim değil mi? Niye geldin? Zaten buradaydım. Akşam otelden aradım seni. Allah'ım inanmıyorum. Nasıl böyle bir şey yaparsın Fikret? Sana her şey bitti diyorum. Anlamıyor musun? Sen öyle diyorsun. Ben de bir kere daha düşün diyorum. Bir inat için burada, bu küçücük köyde bir ömür mü geçireceksin Sedef? Bu köyü seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ne olur inan artık bana. Bak Azam Bey. Beni yeteri kadar tanıdıysan uzun laftan hoşlanmadığımı da bilirsin. Ne söyleyeceksen söyle. Tamam. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Mihriban'ı Eşber'e istemeye geldik Kemal Ağa. Mihriban, o ne biçim söz kızım? Söylediğini kulakların duydu mu? Duydum ana. Git babama söyle. Beni Eşber'e verecek olursa
hayır deme. Vay be, şu işe bak. Biliyordum böyle olacağını. Gör bak daha neler olacak. Ya ne yalan söyleyeyim. Ben buraya gelirken Kemal abisi kovar, kapı dışarı eder diyordum, biliyor musun? Hiç beklemiyordum böyle diyeceğini. Sen beni bilmiyorsun da ondan. Meryem Mihriban'ın yanından gelip de misafir odasına girer girmez anladım kızın içeride ne dediğini. Yüzünü görmedin mi Meryem'in? Tokat yemiş gibiydi. Kemal, bir dakika içeri gelir misin? Müsaadenizle. Ne müsaadesi? Ne oldu? Bu iş bitti. Kız Eşber'e varacak. Hadi sen de. Bir tuhaf oldum ya. Kemal ağa gelip de biz bu meseleyi düşünelim Azam Bey dediğinde kulaklarıma inanamadım. Tabii Kemal ağa, düşünün tabii. Bunda düşünecek ne var? Bizi tanıyorsunuz. Kız da gönlüm var diyorsa düşünmeye ne gerek var? Hemen bugün yarın yüzükleri takalım olsun bitsin. Tabii tabii. Düğün tarihi de bir daha konuşuruz. Bakarız Azam Bey. Ben şimdiden söz vermiyorum. Mihriban'la konuşmam lazım. Kızın ağzından net bir şey duymadan söz veremem. Anası konuşmadı mı? Konuştum ama bir şey demedi. Pek gönlü yok gibi. Konuşmadıysa gönlü vardır Meryem Hanım. Bu işleri sen de bilirsin. Kız kısmısı nazlı olur. Öylesi daha iyi. Şıp diye hediyecek ayran gönüllü kızı gelinim diye eve sokmam ben. Mihriban'ım doğru olanı yapmış. Adeti bozmamış. Bak şimdi bir kat daha sevdim onu. Değil mi Azam Bey? Öyle. Nazlı'da çekeceğiz artık. Hiç de çekme. Kurban ederim şıllığa. Hele şu düğün bir olsun, Eşber'imin istediği yerine gelsin, mum gibi ederim ben onu. Hadi ya, Eşber'le Mihriban evlenecek, bizle beraber mi oturacak sanıyor sen Zila? Çünkü gelinler kaynana kaynata istemiyor, ayrı ev istiyor. Hele bir istesin, Eşber'imi benden kimse ayıramaz. Ne Mihriban ne de başkası, hiç kimse. Allah Allah, niye bu kadar uyurdun acaba? Bilmem, yediğim bir şey dokundu galiba. Hadi ya, her şeyi biliyorum ben. Neyi biliyorsun? Hamile olduğumu Eşbera ile konuşurken duydum. İstemeden duydum odanın önünden geçerken. Evlenecek misin? Kiminle? Eşbera ile. Hayat bu işte. Hmm. İçelim Eşbera. İçelim. Ya şu Seyfullah meselesi kafama takıldı. Öyle çok da büyük bir suçu yoktu değil mi? Yok. Kaza koşuluyla adam öldürmek. Niye kaçtı o zaman bu adam? Bilmem. Salaklık parayla mı? O sülaleden hangi erkek inançmasıyla evlenmiş ki Tümay? Karnındaki çocukla ortada mı bırakacak seni? Su bitmiş galiba. Otur, 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 otur. Tümay! Tümay! Bunlar da içecek zamanı buldu yani. Üzülme Tümay. Benim gibi olanların kaderi bu. Önce böyle kullanırlar. Sonra da birine yemarlar. Hadi git sen. Babanı bekletme. Efendim baba? Ya arada sırada bir bakın şuraya be, suyumuz bitti. Peki baba. Utanmaz sırık. Ne oldu kız, kime söyleniyorsun? Eşbere. Vallahi babamdan korkmasam hemen kapı dışarı ederim o adamı. Niye, Fatime için mi? Tabii, yazık değil mi o kıza? Yat kal, ondan sonra da ortada bırak. Neymiş, yanaşmaymış. Babam öyle bir herife nasıl muhatap oluyor anlamıyorum yani.
Karışma babanın işine. Şişt, ne oldu lan? İki laf edelim diye hamama getirdik, ağzını bıçak açmadı. Boşver. Babanla mı aran açık? Yo, aramız iyi. Azam beyler bize geldi geçen akşam. Yok ya, niye? Ablamı istemeye gelmişler. Hadi, Mihrali çıldırır lan. Onu bilmem ama ben çıldırdım. Ulan ne utanmaz sülale bunlar be. O kadar olan bitenden sonra bir de kız istemeye geliyorlar. Babam vermedi tabii. Nasıl çıldırdım o ya, vermem demedi. Hadi ya. Vallahi öyle dedi. Ablam yüzünden tabii. Vermem demedi ama... eğer vermeye kalkarsa dinimi imanıma bu sefer ben çıkacağım babamın karşısına. Ablam varacağım diyorsa baban ne yapsın oğlum? Ablamı da karşısına çıkarım. Hadi hadi. Azam Bey reis olursa ablam da reisin gelini olacak. Fena mı? Sana da belediyede bir iş verir artık. Yavuz, doğru konuş. Bak zaten yeni kavga ettik. Tamam lan, şaka şaka. Ne oldu Mihriban? Niye böyle oldu? Ben seni sevdim. Başkasını değil. Bu köye geldiğimiz ilk gün sevdim seni. Elinde değnekle arabanın önüne çıktığımda sevdim beni. Yok Mihriban, yok. Aşk bu değil be Hüseyin. Vallahi de değil, vallahi de değil. Ah Mihriban. Hoca Emin ne derdi biliyor musun? İmanla şüphe bir arada olmaz. Ya şüphenden kurtulacaksın, ya imanından. Demek ikisi de salaklaştı ha? Vay anasını. Sen bizden baskın çıktın be abla. Ya biz o kadar uğraştık. Top tüfekle yola getiremedik. Ama sen bir laf attın ortaya. Herkes dize geldi. Fadime gibi bir silah vardı elinde de. Niye daha önce kullanmadın? Her şeyin bir vakti var. Müthiş bir kadınla evlisin enişte. Kıymetini bil. Ben biliyorum da. Hadi orada. Biliyormuş. Gözümün içine baka baka yalan söyleme bari. Bu şüpheyi hak edecek ne yaptım ben? Ne yaptım? Böyle miydi kavrimiz Mihriban? Dünya bir araya gelse kimse ayıramazdı bizi hani. Hiç kimse giremezdi aramıza. Ne oldu? Bir tek söz, bir tek yalan yetti Mihriban. Niye bana sormadın ha? Niye dinlemedin beni? Niye? 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 Eşmer'le ne var aranızda? Ne oldu? Hiç. Aklı bir karış havada kiretelim. Deli fişek gibi. Zaptü rapta gelmiyor. Kavga mı ettiniz? Yok canım. O kadar da değil. Kızdım biraz. Kendi başına hareket etme dedim. Hemen isyan etti. Laf söylemeye de gelmiyor. Evlenince durulur o da. İşi gücü de yok. Bağ bahçe tarla tapan adamı değil Eşmer. Hiç sevmiyor toprakla uğraşmayı. Sevseydi abad olurduk zaten. Kaç defa söyledim. Şu tarlada iki saat dur, işçilere göz kulak ol diye. Peki Mihriban. Peki öyle olsun güzelim.
Bir yalana kurban et beni. Bir söz için öldür. Yok et. İstersen git başkasına var. Kime istersen git. Git! 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 Hükümetin önünden geçtim. 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 Ben halledeceğim Eşber'in işini. Seçim önümüzdeki hafta. Sen belediye reisi olduğunda Eşber doğrudan otelin başına geçer. Onu bunu bırakıp bu son haftayı seçim işlerine ayıralım enişte. Şu ana kadar yapılanlar palavra. Seçimin asıl sonucu son haftada belli olur. Tabii. Mihriban. 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 Ben konuşurken yüzüme bak. Daha yeni yıkadım bunu baba. Mihriban, bir inat için Eşber'e he denilmez. O itten koca olmaz sana. Biliyorum. Ne demeye o lafı ettin anana? Babam verirse yok demem de ne demek? Nasıl veririm ben seni Eşber gibi bir adama? Verirsin baba. Vermek zorundasın. Niye? Ne mecburiyetin var? Çünkü ben öyle istiyorum. Vermezsen? Vermezsen? Ne olur vermezsen? Eşber'e kaçarım. Mihriban. Kızım. Delirdin mi sen? Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hani bir türkü var ya, onu pek severim ben. Yiğidi kılıç kesmez, bir acı söz öldürür. Ah be Sedef kızım ah. Öyle muazzam bir güç yüklenmiş ki bu söze. Kılıç kesmez, kurşun delmez, gülle bile yıkamaz. Ama bir söz, tek hecelik bir söz yeter. Hani şu Japonlara atılan bomba var ya, atom bombası. Aynı onun gibi bir şey. Baksan gözle görülmez. Bir minicik çekirdek. Parça punçuğun en ufağı. İşte onu bir cümlenin içine koydular ve atıverdiler. Ve 200 bin insan bir anda öldü. Ecel tırpan gibi biçti hepsini. Hala da biçiyor. Gene de biçecek. Söz dediğinde aynen öyle. Ağzından çıktı mı fırlatılmış füze gibidir. Dönüşü yoktur. Mutlaka patlayacaktır bir yerde. Yıkacaktır. Mahvedecektir. Burada söylersin gümbürtüsü ta fizanda duyulur. Yankısı da ta kıyamete kadar duyulur. Allah bizi yıkıcı sözlerden korusun. Özümüzü sözümüzden sakınsın. Bizi bir an bile bize bırakmasın. Biz ağzımızı açalım, bırakalım sözümüzü de o söylesin. Niye beni bu adama getirdiğini anladım galiba. Bizimle ilgili ne anlattın ona? Hiçbir şey. Tuhaf. Keşke hocayı mi yıllar önce tanısaydık. Bizi bizden ayıran o kahrolası sözlerden hiçbiri olmazdı Sedef. Pişmanım canım. Hem de çok pişmanım. Ne olur geri dön artık. Yalvarırım dön. Hayır. Artık bitti.
belediye başkan adayımız Hacı Hazan Koç bugün öğle yemesinden sonra saat 15.30'da meydandaki kahvede sayın halkımıza hitaben bir konuşma yapacaktır. Dikkat, dikkat! Çok sayın Kılıç'a sakin verin. Belediye başkan adayımız Hacı Hazan Koç bugün öğle yemesinden sonra saat 15.30'da meydandaki kahvede sayın halkımıza hitaben bir konuşma yapacaktır. Bu ne ya? Ne diyor böyle? Azam belediye başkanı adayı olmuş. Ula Yakup, bu Azam efendi ne zaman hacca gittiydi? Ne gitmesi ya? Onun adı hacı. Seçim var ya, yeni aklına geldi. Ha, şöyle desene. Anladım şimdi. Ne birbirinizden para isteyip duruyorsunuz? Hacı Azam birazdan oy toplamak için herkese para dağıtacak. Doğru, namazdan sonra gelir. Ha, seçim arabası da geliyor. Melahat! Melahat! Buyurun Sıtık Bey. Kız ne biçim çay bu? Çapanoğlu'nun abdest suyu gibi. Çay demlenmedi dedim ama dinlemediniz ki. Sanki her dediğimi şıp diye yapıyorsun. Götür şunu. Bir dakika. Şunu da noter Sami'ye götür. Tamam Sıtık Bey. Sıddık, ne haber? İyilik Rasim Bey, buyurun, buyurun. Bir çayını içelim dedik. Çay, tabii Rasim Bey. Hadi çay getir, hadi. Peki Sıddık Bey. Kapıdan ayrılmayın. Madem çay içeceğiz, geniş oturup rahat konuşalım bari. Tabii, tabii Rasim Bey, hoş geldiniz. Biz seni en son ne zaman tozunu almıştık Sıddık? Bilmem... Zaman çabuk geçiyor. İnsan da çabuk unutuyor değil mi? Parti başkanı olunca kanatların mı çıktı? Ne oldu ki Rasim Bey? Sus! Sanki ne olduğunu bilmiyorsun tırrık. Vallahi billahi bilmiyorum. Ilıcada amcanı reis adayı yaptırırken kime danıştın? Azam Bey'in de aday olduğunu duymadın mı? Öyle mi? Vallahi haberim yok. Sıddık. Nail Emine söyle adaylıktan çekilsin. Ama Rasim Bey... Yoksa ben öyle bir aday çıkarırım ki emmini de seni de hoplatır Sıddık. Ona göre. Kimmiş o? İşte bu. Var mı bundan güçlü aday? Dikkat, dikkat. Çok sayın Ilıca sakinleri. Dikkat. Dikkat! Çok sayın Ilıca sakinleri. Belediye başkan adayımız Hacı Azam Koç bugün öğle namazından sonra saat 15.30'da
yanındaki kahvede sayın halkımıza hitaben bir konuşma yapacaktır. Dikkat, dikkat! Çok sayın Ilıca sakinleri! Dikkat, dikkat! Çok sayın Ilıca sakinleri! Belediye başkan adayımız Hacı Azam Koç bugün öğle namazından sonra saat 15.30'da meydandaki kahvede domuz sayın halkımıza hitaben bir konuşma yapacaktır. Bu gece gidiyorum Mihrali. Nereye? Fadime'yi bulmam lazım. 3 gündür uyku girmiyor gözüme. Bu adilerin bacımın başına iş açmasından korkuyorum. Ya yakalanırsan? Hapse geri dönerim. Jandarmayı kastetmedim. Bunlar mı? Yakalasınlar. Umurumda bile değil artık. Öldürürler seni. Her gün ölmekten iyidir be Mihrali. Haklısın Seyfullah. Bir gün ölmek, her gün ölmekten iyidir. Korkmuyorum senden amansız gelen ölümüm. Fecr-i Kazip'le Fecr-i Sadık arasında, gecenin en yoğun karanlığında, kavaklar, kuşlar ve yılanlar kapanmışken secdeye, korkmuyorum senden, bürünsen de geceye. Olamaz. Ölümüm, geldiğinde sen iki büklüm öperken dudaklarım toprağa, sana hoş geldin diyeceğim. Hoş geldin canımın canı. Nerede kaldın? Arandın, soruldun yıllar yılı. Özlendin diyeceğim. Öpüp ayak ucundan 3 kez 3 defa ilk kez salacağım gözyaşlarımı mahşer yerine temenni. Namerdim titrerse yüreğim, tutmazsa ellerim, tutulursa dilim, kahrolsun, sürünsün süklüm püklüm. Korkmuyorum senden ölümüm. Kim korkar ki? Söyle hadi. Kim korkar özlediğinden? Ölümüm, merakım, sarı gülüm. Bekliyorum iki büklüm. İki damla gözyaşı niyetine, iki arşın bez yerine, iki karış toprak, iki avuç su, iki satır dua ve sen ölümüm. Hoşlukla alacaksın beni. Boşlukta bıraktığın yerden.
korkmuyorum senden. Vursun, hadi emret. Davullar, ziller ve kara perçemli bir kadın gibi ırzına geçirmiş günler. Islatılmış toz gibi sıvansın ellerine. Varsın yakılsın cesedin bir sıska Adem yerine. Bir nefa, bir nefes, bir soluk korkmuyorum senden ölümüm. Korkmuyorum andolsun geceye, yağmura ve suya, diken gibi batan hayata. Andolsun ki bir kez bile bahsin olmadan geçen cümleye inat ve isyankar uykuya andolsun korkmuyorum nefesinden. Sen ölümüm, hiç gitmedim benden. Fikret! Cevap ver Fikret! Fikret cevap ver! Fikret cevap ver! Fikret! Nail Ayşe tamam. Yeğeni Sıddık'la konuştu. Nail'e adaylıktan çekildi. Hadi ya. Nasıl ikna ettin? Herkesin bir zayıf noktası vardır enişte. Ben de tam o noktaya parmağımı bastım. Demek çekildi ha. Buyurun, geç öyle. Selamünaleyküm. Aleyküm. 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 Hayırlı olsun Arzan Bey. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Evet, ne olacak? Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ağalar, dostlar, davetimizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlık Ocağı nerede Sağlık Ocağı? Durun ben sizi götüreyim. Göreceksiniz. Çok değerli reylerinizle seçip de Ilıca'nın belediye başkanı olduğunda beldemiz Manyas'tan da Gönel'den de daha tanınmış, büyük bir şifa merkezi haline gelecektir. Ama olmaz ki böyle kızım. Büyük bir dertten kurtulurken insan bile bile gidip de kendini aynı derde hem de daha beterine kurban eder mi? Deli mi bu Mihriban? Sorma Asibala. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kemal Ağa da dinlemesin. Çağırsın Mihrali. Mihriban'ın yanında bu kızı sana verdim oğlum desin. Ne Kemal onu der? Ne de Mihriban kabul eder. Kız takmış bir kere.
Solmaz var ya, bizimkinin arkadaşı. Onun ağzını yokladım biraz. Ne dedi? Mihrali benim için öldü artık diyormuş. O öldükten sonra ha Eşber'le evlenmişim, ha başkasıyla. Ne fark eder diyormuş. Allah Allah, gördün mü şu işi? Ne yapacaksınız şimdi? Bilmiyorum Hasibala, bilmiyorum. Kemal de perişan oldu. Bir aydır olanlar yüzünden 20 yıl ihtiyarladı adam. Tabii kızım, kolay mı? Azam. Teşekkür başkan, ederim. Sağ olun. Azam başkan. Azam. Sağ ol, başkan. Sağ olun. Azam başkan. Azam başkan. Azam başkan. Bu millet adam olmaz. Şunlara bak ya. Nasıl alkışlıyorlar şu adamı anlamıyorum. Para oğlum, para. Kimse ehliyete mehliyete bakmıyor şimdi. Sedef Hoca! Sedef Hoca! Sedef Hoca! Hayrola Mihrali? Ne oldu? Seni almaya geldim hocam. Hemen sağlık ocağına gitmemiz lazım. Niye? Ne oldu? Fikret Bey. Arabasının içinde kendini vurmuş. Fikret! Aman Allah'ım! Artık hiçbir şey düzelmezse olmaz. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. İşin o kısmı biraz da sana bağlı. Mihrali'ye Nihat Eşber'e varınca her şey düzelecek mi sanki? Hiçbir şey düzelmezse olmaz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Aklın sıra Mihrali'den intikam alacaksın değil mi? İlk müdahaleyi yaptık. Ambulansla şehre gitmesi lazım. Çok kan kaybı var. Yanında biri olması lazım. Ben giderim. Sen kal Mihrali. Ananı yalnız bırakma. Hatice de yorgan döşek hasta yatıyor zaten oğlum. Birine ihtiyacı olsa kim bakacak? Benim gitmem lazım. Tek başına gitme. Mehmet de gelsin seninle. Boş ver ya. Sanki hiç yapmadım şeyimi. Olsun. Gene de yalnız gitme. Mehmet. Mehmet. Efendim abla. Mehmet bir dakika gelir misin? Ne oldu abla? Solmaz'ı götürür müsün Mehmet? Tamam, bir dakika hemen geliyorum. Sen de gelsene Mihriban. Hem hava almış olursun. Yok, boş ver. Gidiver kızım. Ne olacak? Kaç gündür evden adımını atmadın. Mehmet'le beraber gider gelirsiniz. Gel hadi gel, inat etme. Peki. Geleyim. Ben hastaneye telefon ettim hoca emmi. Ameliyathaneyi hazırlayacaklar. Sağ ol. Sağ ol Mihrali. Önemli değil hocam. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Bizim gibi olmayın Mihrali. Kendinize yazık etmeyin. Konuşun. Ne olursa olsun konuşun. Bu köylün ne yapacağı hiç belli olmaz. Bunca yıl kafalarından ne geçtiğini hiç çözemedim. Günübirlik yaşanılan her yerde aynı sorun vardır muhtar. Burası çevre köylere göre zengin sayılır. Arazisi bol, verimli. Bu yüzden biraz tembeller. Günübirlik yaşamaya alışmışlar. Doğru. Bu yüzden Azam Bey seçimi kazanırsa kimse şaşırmasın. Bence Hüseyin hocam kazanır. Kesin konuşma. Ben de Kemal gibi düşünüyorum. Azam Bey kazanacak. Geçen akşam size gelmiş Azam Bey. Öyle mi Kemal abi? Öyle. Mihriban'ı mı istediler? Evet. Ne cevap verdin? Hiç. Düşünelim dedim, geçiştirdim. Bunda düşünecek ne var? Olmaz deseydin ya.
Mihriban istemedikten sonra? İşin o kısmı biraz karışık. Nasıl yani? Mihriban biraz sıkıntıda. Bazı meseleler yüzünden boş yere inat ediyor. Kime çekmiş acaba? Oo, hava çok soğuk. Ablam dışarı çıktı ya, havayı ısıtır şimdi. Çok iyi ya. Beni ağlatıp eğlenmek için aldınız yanınıza. Estağfurullah ablacığım. Ne haddimize. Hadi hadi yalakalı bırak. Bizim gibi olmayın Mihrali. Kendinize yazık etmeyin. Konuşun. Ne olursa olsun konuşun. Allah dünyaya 10 posta inat göndermiş. 9'unu da Mihriban almış. Geri kalan birini de bütün dünyaya dağıtmış. Vay be Solmaz abla. Bu akşam laf yarışında şampiyon sensin. Üfle üfle. Doğruyu söyleyince canın sıkılıyor değil mi? Herkes sana Mihriban Ali'si derken, Mihrali'yken nasıl bu kadar alçalabildin ha? Nasıl? Bizim gibi olmayın Mihrali. Kendinize yazık etmeyin. Konuşun. Ne olursa olsun konuşun. Geç bakalım. Hadi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Mirali. Hayırdır, nasıl oldu Sedef Hoca'nın misafiri? O Cemil ile beraber şehre gittiler, hastaneye. Vah vah, durumu ağır yani. Ağır. Seni üzgün görüyorum yeğenim. Önemli değil dayı. Canını sıkma. Sabret biraz, zamanla her şey yoluna girer. İnşallah dayı. Artık sen de varsın. Anam da ben de, şimdi yalnız değiliz. Hadi selam söyle Hatçı'ya, tamam mı? Olur, söylerim. Bize de gelin ha. Tamam geliriz. Adam lafının üstüne gelirmiş. Mihriban dur. Biz kaybolsak iyi olacak galiba Mehmet. Evet. Seninle konuşmam lazım. Konuşacak bir şey yok. Var. Yüzüme bak. Nedir bu yaptığın? Niye böyle davranıyorsun Mihriban? Ben bir şey yapmadım. Ama sen yaptın. Ne yapmışım ben? Söyle ne yapmışım? Onu bana değil kendine sor Mihrali. Senin ne yaptığını Fadime açıkça anlattı bana. Fadime'nin dediklerine ekleyecek bir şeyin varsa sen söyle. Yalan bunlar. Keşke yalan olsaydı. Yapma Mihriban. Yapma. Yapma. Benden nasıl şüphe edersin ha? Beni böyle mi seversin? Ya şüphenden vazgeç Mihriban. Ya da sevginden, anladın mı? İkisi bir arada olmaz. Biliyorum Mihrali. İkisi bir arada olmaz. Ben tercihimi çoktan yaptım. Neymiş o tercih? Boş ver Mihrali. Git. Fadime'yi bul ve onunla evlen.
Hiç değilse o kız ortada bırakma. Bana bak. İkide bir aynı şeyi söyleyip durma. Fadime ile hiçbir şey olmadı. Olmadı. Bırak. Çıkar bunu kafandan Mihriban. Hepsi yalan bunların. Bırak dedim. Bırakmam. Bırakmayacağım. Bırak. Dokunma bana. Ben artık sana ait değilim. Ne? Ne dedin? İşte tercihim bu. Artık senin yarın değilim. Ben Eşber'le evleniyorum, tamam mı? Çekil yolumdan, git! Fadime'ye git!